Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim 5 dakikada hazırlayabileceğiniz damla çikolatalı kesme kurabiyesi tarifi vereceğim. Çok kolay oluyor ve çok lezzetli. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. 100 gram tereyağı, 1 adet yumurta. Bu arada tereyağı oda ısısında erimiş. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, bardak 200 milimlik klasik evimizdeki bardaklardan, 1 paket vanilya. Pudra şekeri kullanmayacaksınız, toz şeker de kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırayım. İçerisine 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı damla çikolatam çıkmadı, sadece 2 parmak eksik olacak şekilde koyuyorum, ama siz 1 su bardağına kadar ya da daha çok seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. Ortalama 1 su bardağı yeterli geliyor. Yanıma unu aldım, ilave edeceğim. Sonunda size ne kadar un ilavesi yaptığımı söyleyeceğim. Unu çok hızlı bir şekilde eklemeyin, yavaş yavaş ilave edin. Biraz karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlayacağım. Su bardağı un tam yeterli geldi, dolu dolu. Sizler de yavaş yavaş ilave edin. Bu yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, yağın arkasına göre bile değişebilir. Şöyle kıvamı oldu mu bırakın. Daha fazla un ilave ederseniz toparlayamazsınız. Böyle hafif eliniz yağlı olacak. Önüme şöyle bir tahta aldım ya da tezgahın üstüne de koyabilirsiniz. Benim pek gözükmediği için ben böyle koydum. Streç filmi açıyorum. Hamuru şöyle elimle biraz toparlıyorum. İçerisinden damla çikolataları düşüyor. Bunu direkt isterseniz yuvarlak yuvarlak şekil de verebilirsiniz. Şöyle elimle uzun bir şerit haline getiriyorum. Ve sıkıyorum. Sıkıca saracağım. Tezgahın üzerinde şöyle rulo yapıyorum. İyice böyle elinizle rulo yapın ki hamur birazcık düzleşsin. Keserken zor olmasın. Yanlardan sıkıyorum. Eğer ki vaktiniz varsa hamurunuzu bu şekilde dolaba kaldırıp birkaç saat dinlendirebilirsiniz. Hatta akşamdan bu şekilde hazırlayıp ertesi günü hemen çıkarıp kesip pişirebilirsiniz. Çok da kolay oluyor. Misafiriniz geleceği zaman yapabilirsiniz. Ama benim çok vaktim olmadığı için sadece 5 dakika buzluğa atıp hemen çıkaracağım. Tamamdır. Şimdi dolaba kaldırıp sadece 5 dakika buzluk kısmında dinlendireceğim. Ama çok aceleniz varsa hiç dinlendirmeden direkt kesip fırın tepsisine dizebilirsiniz. Uç kısımlarını kesip açıyorum. Bıçağın ucu tırtırlı olduğu için yanlış bir bıçak kullandığımdan birazcık daha aldı. Sorun değil. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi alıyorum. Kalan hamurları da toparlayacağım. Bunları yuvarlayıp koyuyorum. Böyle dalması sizi korkutmasın. Tamamen damla çikolatasından kaynaklanıyor. Sert olduğu için bıçağa geldikçe kopuyor. Şimdi bunları da toparlayayım. Şimdi 170 derecelik fırında çok fazlasıyla değil, siz de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. Piştikten sonra size ne kadar sürede piştiğini söyleyeceğim. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Toplamda 18 dakikada pişti. Böyle hafif rengi değişmeye başlarken alın, çok fazlasıyla tutmayın. De böyle dokunduğunuz zaman yumuşak olsun, hafif. Sakın çok fazlasıyla fırında tutmayın. Eğer fırında tutarsanız
kurabiyelerinizi kurutacaksınız. Şimdi bu şekilde bir 15 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra servis tabağına alacağım. İlk başta hemen fırından çıkardığınızda eliniz alıp koparmaya çalışırsanız parçalanacaktır. Birazcık soğusun, ondan sonra servis tabağına alın. Kamerayı iyice yakınlaştırdım. Size yakından şöyle bir bıçakla keserek göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel dağılıyor. Hiçbir şekilde hamur değil. İçi de gayet güzel pişmiş. Az da dağılan enfes bir kurabiye oldu. Hem de çok kolay. Umarım bu güzel kurabiyeleri sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesini göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.